Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan, Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen ve hızla yayılan korona varyantı JN1'i takip alırken varyantla ilgili rahatlatan açıklama geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü'den açıklama geldi. Özlü, telaş edilecek bir durumun şu an için görülmediğini söyledi. Profesör Doktor Tevfik Özlü, şimdiye kadar elde edilen verilere bakıldığında çok telaş edecek bir durum görülmüyor ama izlenen süreç içerisinde virüsle varyantla ilgili daha net bilgilere kavuşabileceğiz dedi. Varyantla ilgili kesin bilgilere henüz sahip değiliz. Zaman içerisinde daha net konuşabilecek duruma geleceğiz, öyle görünüyor. Ama genel itibarıyla daha hızlı bulaşma özelliğine sahip olabileceği düşünülüyor. Daha ağır hastalık yaptığına dair bilgi yok. Genelde bildirilen vakalar hafif seyirli, üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde seyrediyor. Diğer COVID-19 varyantlarında gördüğümüz semptomların benzerleri görülüyor. İşte öksürük, ateş, burun akıntısı, geniz akıntısı, halsizlik, vücut ağrıları, kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı, kusma eşlik edebiliyor. Tat ve koku alma duyusu kaybı bildiriliyor. Ama genelde ayaktan takip edilen hafif vakalar şeklinde seyrediyor. Ama yine de yaşlı ve kronik hastalığı olanlarda dikkatli olmamız şart. Bunlar da ağır seyredebilir, ölümcül seyredebilir. Diğer solunum yolu virüslerinde olduğu gibi. Şimdiye kadar elde edilen verilere bakıldığında hani böyle çok telaş edecek bir durum görünmüyor. Ama izlenen süreç içerisinde virüsle varyantla ilgili daha net bilgilere kavuşabileceğiz. Bu varyanta karşı da yapılması gerekenler aslında daha öncekilerle benzer. İçinde bulunduğumuz mevsim biliyorsunuz kış mevsimi. Artık bu tür solunum yolu enfeksiyonların çok yaygın olarak toplumda dolaştığı bir mevsim. Sadece COVID-19 değil, grip, yani influenza, parainfluenza, RSV, rinovirüsler, adenovirüsler, diğer koronavirüsler dolaşımda. Onun için hepimizin dikkatli olmasında fayda var. Özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olanları iyi korumalıyız. Şu anda evde özellikle çocuk varsa, okula giden, kreşe giden çocuk varsa o evlerde bu tür enfeksiyonlar çok sık görülüyor. Biri bitmeden neredeyse diğeri başlıyor. Onun için korunma önemli. Hasta olan kişilerin, çocukların okula, topluma gitmemesi, evde istirahat etmesi çok önemli. Bulaşmayı bu şekilde ancak önleyebiliriz. Ama gitmek zorundaysanız da maskenizi kullanmanızı tavsiye ederim. Hasta olanlar için söylüyorum. Onun dışında kapalı, iyi havalandırılmayan, kalabalık mekanlarda çok bulunmamakta fayda var. El hijyeni önemli, sık el yıkama önemli. İnsanlarla, hasta olan insanlarla temas riskli. Sarılmak, öpüşmek, tokalaşmak bulaşma için önemli. Bunlardan uzak durmakta fayda var. Bağışıklığımızı koruyacak şekilde de kaliteli, yeterli miktarda uyku uyumak, sağlıklı beslenmek, aktif hareketli olmak, bol sıvı tüketmek genel konsepte uygun önerilerdir. Ben bir telaş, endişe görmüyorum.